İyi akşamlar Medyaskop izleyenleri. 2019'un ilk Mekan ve İnsan programından merhaba demek istiyorum. Mekan ve İnsan'ın 40. bölümünü gerçekleştiriyoruz bugün. Konuğum Ezgi Tuncer. Öncelikle teşekkür ediyorum geldiğiniz ben için. Ben teşekkür ederim. Bugün kendisiyle göçmen mutfakları üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Ben sohbetimize başlamadan önce her zaman yaptığım gibi önce konuğumu sizlere biraz kısaca tanıtmak isterim. Ezgi Kadir Has Üniversitesi Mimarlık Bölümünde Mimari Kentsel Tasarım ve Kuramı, Mimarlık ve Kent Çalışmaları Yüksek Lisans Programı'nda da Kent ve Mekan Teorileri, Araştırma Metotları dersleri veriyor. Kent ve Yemek, Güncel Sanat, İktidar Kuramları ve Mekan, Sakatlık Çalışmaları, Sınır Çalışmaları, Politik Felsefe alanlarında da çalışmalarını sürdürüyor. Birkaç tane yayınından söz etmek isterim. Space and Culture dergisinde yayınlanan Border as Zone of Indistinction, The State of Exception and the Spectacle of Terror Along Turkey's Border with Syria. Mimarlık dergisinde yayınlanan Mimarlığın İstisna Hali olarak Sakatlık ve Beyond İstanbul'da yayınlanan İnci Eviner'de Ulusal Zindelik, Beden, Mekan ve Mimarlığa Bir Eleştiri başlıklı güncel makalelerinin yanı sıra Manifold'da Yemek, Kent ve Gündelik Hayat temalı bir yazı dizisine de devam ediyor. Beyond İstanbul'u hatırlayabilirsiniz. Daha önce Sinan Erensu ve Yaşar Adanalı ile birlikte gerçekleştirdiğimiz programda hatırlarsanız Mekanda Adalet Derneği'ni burada konuk etmiştik ve Mekanda Adalet Derneği'nin yayınlarından bir tanesi olduğundan bahsetmiştik Beyond İstanbul'un. Beyond İstanbul'un ilk sayısıydı değil mi? Sakatlık üzerine olan sayısı. Bu da Ezgi'nin bir çalışması yer alıyor. Biraz önce sözünü ettiğim çalışmaların hepsi aslında online olarak erişilebilir vaziyetteler. Dolayısıyla eğer ilgilenirseniz Ezgi'nin diğer çalışmalarıyla da bugün konuşacağımız göçmen mutfaklarının ötesindeki diğer çalışmalarıyla tavsiye ederim. Dedikten sonra ben göçmen mutfaklarına geçeyim çünkü onunla ilgili de konuşacağımız çok şey olduğuna eminim. Ben çok kısaca senin diğer çalışma konularından da bahsetmiş bulundum ama elbette ki senin bu konuyla harcadığın zaman çok daha geniş ve bize söyleyeceğin şeyler çok daha fazla. Ama bu araştırma geçmişin seni göçmen mutfaklarını çalışmaya nasıl itti? Bunun arkasını şöyle bize birazcık detaylıca anlatabilirsen çok seviniriz. Peki, tabii ki. Ben de tekrar teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Ben Yıldız Teknik Üniversitesi'nde mimarlık bölümünde mimarlık eğitimi aldım ve daha sonra orada çalışmalarıma devam ettim. Doktor eğitimim sırasında aslında kentsel çalışmalar diyebileceğimiz büyük bir alana giriş yaptım. Zorunlu göç, göçmenler, etnisite, kimlik bağlamında aslında kentsel mekanı incelemekle uğraştım hep. Yani David Harvey'nin söylediği gibi aslında coğrafi muayene ile sosyolojik muayenenin mutlaka birlikte buluşması gerekiyor. Yani birlikte okunması gerekiyor. O nedenle de yaptığım çalışmalar, yani kent çalışmaları bağlamında yaptığım çalışmaların hepsi aslında saha odaklı. Sahadaki gözlemlerime ve görüşmelerime dayalı bir takım çalışmalar. Ama ben tabii ki mimarlık ya da kent çalışmaları alanında durduğum için mekana bakıyorum daha çok. Kentsel mekana bakıyorum. Onun ne tür toplumsal süreçlerle yeniden ve yeniden üretildiği üzerine çalışmalar yaptım. Doktora sürecinde Samatya'da, yani aslında farklı etnik grupların bir araya geldiği bir mahallede yerleşme pratiklerine bakmıştım. Aslında yeniden yerleşme, yer kurma pratiklerine bakmıştım. Orada 90'lı yıllarda İstanbul'a göç etmiş olan, zorunlu göçle gelmiş olan Kürt göçmen grubuyla mesela bu meseleye giriş yaptım. Yani göçmenlik bütün çalışmalarımın içerisinde bir şekilde yer ediyor. Onun dışında doktora bittikten sonra Mardin Artuklu Üniversitesi'nde 5 sene kadar çalıştım ve orada 5 sene yaşadım. Bu süreçte de zorunlu göçün aslında diğer ayağına bakmak istedim. Yani o zamana kadar aslında zorunlu göç metropollerde nasıl bir dönüşme yol açtı. Bununla ilgili çok fazla çalışma vardı ama geriye dönük çok fazla bir çalışma yoktu. Orada ilk başta boşaltılmış köyleri biraz gezdim. İlçelere gidip aslında köylerden ilçelere yerleşmiş olan gruplarla biraz görüşmeler yaptım. Fakat bu çalışmayı yaparken, yani zorunlu göçle hala biraz kafamı yorarken, o sırada
2011 yılında Mardin'e yeni yerleştiğimde zaten Suriye Savaşı başlamıştı. Ve bir hareketlilik oluşmaya da başlamıştı. Daha çok yani ilk etkilerini biz Güneydoğu illerinde görmeye başladık o 1-2 sene içerisinde çok hızlı bir şekilde. Göçün oluşmakta olduğunu ya da işte mülteci kamplarının kurulmakta olduğunu gözlemliyorduk o sıralarda. Ve yani durum böyle olunca aslında ben biraz daha sınır çalışmalarına kaymaya başladım. Yani çalıştığım bütün konularda aslında kentsel coğrafya, göç, bunların birlikte okunması, mekanı ve kenti etkileri, kenti nasıl dönüştürdüğü, yani yeni toplumsal süreçlerin aslında yeniden ve yeniden mekanı nasıl biçimlendirdiği üzerine kafa yormaya devam ettim. Bu az önce söylediğin makalede mesela orada Mardin'de gözlemlediğim mevzulardan ortaya çıkmış bir makale. Yani Güneydoğu coğrafyasını ve aslında Güneydoğu'daki sınır illerini biraz bu anlamda çalışmaya gayret gösterdim. Daha sonra aslında tam da o sıralarda bir şekilde yemek mevzusu da ilgimi çekmeye başladı. Çünkü tarımsal üretim, işte Güneydoğu'daki özellikle üretilen ürünlerin döngüsü, bunlar ilgimi çekmeye başladı. Bir mimari proje, ya daha doğrusu stüdyosunun da konusu olmuştu bu. Yani orada üretilen ürünler nerelere dağılıyor, nasıl bir yolculuk yapıyor ham madde, işte hangi fabrikalarda nasıl işleniyor gibi. Bunu öğrencilerle birlikte çok eğlenceli bir şekilde çalışmıştık. Ama asıl benim yemekle ilgilenmemi sağlayan şey, İngiltere'de postdoktora yaptığım süreçte kendim de bir göçmen deneyimi yaşıyordum o sırada. Bir yandan yeni ham maddeler, daha doğrusu yeni gıda ürünleriyle yemekler, yeni tariflerle yemekler yapmaya çalışırken bir yandan da özlediğim yemekleri ya da özlediğim yemeklerin maddelerini bulmaya çalışıyordum. Mesela nar ekşisi, tahin, işte gerçek bulgur gibi ürünleri bulmaya çalışıyordum. Ve o süreçte aslında BBC Food programları benim kafamı çok açtı bu anlamda. Çünkü fark ettim ki aslında yemek mevzusu sadece yemekten ibaret değil, toplumsallığın birçok alanına değen bir mevzu. Kimlikle ilişkileniyor, politikayla zaten birebir ilişkisi var, göçmenlikle çok fazla ilişkisi var derken bu mevzu benim için biraz daha eğlence olmaktan çıkıp biraz daha akademik bir yere doğru gitmeye başladı. Yaptığım okumalarla biraz daha böyle kendi çalışma alanımın içine girmeye başladı. İstanbul'a döndükten sonra da aslında küresel yemek eğilimleriyle çok uğraşmaya başlamıştım ilk başta. 2016'ydı zannedersem, 2016 yazında Moda'da açılan bir sürü hipster kafe çok ilgimi çekmişti. Yani bunun gündelik hayatımızı nasıl dönüştürdüğünü, yeme içme alışkanlıklarımızı nasıl dönüştürdüğünü birebir gözlemliyordum. Ve bunlar üzerine yazmak için aslında Manifold.press'te bir yazı dizisine başlamıştım. Yemek, kent ve gündelik hayat diye. Böyle böyle çalışırken yani bir yandan hep göçmenlik ve mültecilikle kafam bir şekilde uğraşırken bir yandan da böyle bir yemek mevzusuyla da uğraşıyordum ama bu bağlamda değil. Ve bir gün bir şekilde buluştu bu mevzuların hepsi. Fatih'te yeni açılan lokantaları gördüğümde aslında birdenbire fark ettim ki en azından benim gözlemim böyleydi. İstanbul'da ilk defa belki de etnik bir mahalleyle karşılaşıyoruz diye düşünmüştüm. Aslında çok fazla göçmen var. Sonuçta ilk defa Suriyeli göçmenler gelmedi Türkiye'ye. Bundan önce çok daha fazla Afgan göçmen vardı. Çeşitli başka Orta Doğu ülkelerinden gelen göçmenler vardı. Onlar da bir şekilde yerleştiler, kendi komünitelerini oluşturdular ama kendi komünitesi için yemek üretmek ya da kendi komünitesiyle birlikte yaşarken kendi yemek mekanlarını açmak belki de ilk defa Suriyelilerle gördüğümüz bir şey. Uygur ve Özbeklerden de bahsetmek mümkün tabii ki Aksaray'da, Fatih'te. Fakat Fatih'teki ortamı gördüğümde yani bununla ilgili çalışmam gerektiğini hissettim. Çünkü mekanları çok fazla dönüştürmüştü. Yani gündelik o gündelik hayat, yani daha doğrusu onlarla birlikte gelen gündelik hayat her ne kadar çoğu açıdan benziyor da olsa başka bir görüntü, melez bir görüntü de getirmişti. Ve bu çokluk, bu etkileşim aslında çok ilgimi çektiği için ve hoşuma da gittiği için aslında
Merak ettim yani buralar acaba sadece Suriye lokantaları mı, sadece bu etnik gruba ait yerler mi, yoksa Türkiyelilerle Suriyelileri buluşturan, kaynaştıran mekanlar mı? Nasıl etkisi var yani hem gündelik hayata hem kentin yeniden üretimine nasıl bir etkisi var diye merak ettim ve aslında o şekilde başladım bu çalışmaya. Aslında senin sorunun galiba çok ötesine geçtim ama zaten tam da bunu hemen bunu soracaktım galiba, yani arkasından da bunu soracaktım. Aslında senin saha çalışmanı çok merak ediyorum ama ona geçmeden önce biraz şeyi anlatabilirsen bize de birazcık bir altlık olmuş olur diye düşünüyorum. Şimdi mutfak yemek gibi, yemek kültürü ve göçmen kurgusunu, ilişkisini aslında okumaya çalışıyorsun. Dolayısıyla burada bir göçle yemek kültürü, yemek kültürünün değiştirdiği mekan ama bir kültürü bir noktadan bir noktaya taşırken belki çok ilginç bir aracı birçok diğer kültürel ögeyle kıyaslandığında. Bunun yerleşmişlikle, geçicilikle vesaire muhakkak pek çok ilgisini, ilişkisini kuruyorsun. Ama bu konu literatürü de nasıl tezahür ediyor? Biraz belki onunla başlayıp sonra senin özel olarak bu Fatih Aksaray bölgesinde yaptığın çalışmaya oradan öyle geçelim. Tamam, tamam. Aslında bu çalışmaya başlarken çok farkında değildim. Yani ben bu soruları sorarken literatürde daha önce sorulduğunu tabii ki tahmin ediyordum ama çok bilgim yoktu. Bu çalışmaya başladıktan sonra biraz araştırınca gördüm ki aslında diaspora dediğimiz kendi ülkesinin dışında yaşayan ve kendi komünitelerini yeniden kuran insanlar yemekle bir arada kalabiliyorlar. Ya da sadece yemekle değil tabii ki çeşitli merkezler ya da sivil toplum kuruluşları da kuruyorlar ama yemek bir araya gelmenin en olası, en kolay yolu olsa gerek diye düşünüyorum. Çalışmalara baktığımda göçmenlerin mutfakla ilgili çalışmalarına baktığımda daha çok gördüm ki aslında birçok çalışmada şu söyleniyor. Yani insanların bir araya gelmesi, tekrar kendi kimliklerini örgütlemeleri, yani daha doğrusu üretmeleri, tekrar cemaatle ilişki kurmaları, yani kendi cemaatlerini oluşturmaları yemek sayesinde çok mümkün diye yazıyordu. Mesela Amerika'daki Meksika lokantaları için de bu söyleniyor. Ya da İngiltere'deki Hint lokantaları için de bu söyleniyor. Yani birçok yerde karşılaştığımız göçmen grupların mutfakları o grupları aslında besleyen ve hem ayakta tutan ekonomik olarak güçlendiren hem de bir araya gelmelerini ve daha da iyi bir dayanışma içinde olmalarını sağlıyor. Hı hı. Literatürde de buna benzer çok fazla çalışmaya denk geldim. O yüzden de hissettiğim şey doğruymuş. Çünkü bazen araştırmalara çok sezgisel bir yerden başlarız ya, yani kendi gözlemlerimiz üzerinden. O nedenle literatürde de böyle çok çalışmaya denk gelince şunu sormaya çalıştım aslında. Yani sadece o mekanları toplumsal anlamda irdelemek yerine aslında kentsel mekanda neyi dönüştürüyor ya da kenti nasıl yeniden üretiyor? Hı hı. Bu bağlamda çok daha az çalışmaya denk geldim. Çok fazla kent ayağı yok. Daha çok kişilerin bireysel ya da toplumsal geçmişlerine odaklanıyor bu tür çalışmalar. O yüzden hani Fatih'te biraz da böyle mekansal gözlemler yaparak, dükkanların konumlarına bakarak, çeşitli ara kesitler oluşturabiliyor mu onlara da bakarak, aslında haritalama çalışmaları da yaparak biraz bu konuyu ele almaya çalışmıştım. Aslında hep ben diye konuşuyorum ama biz bu çalışmaya Burcu Tüm isimli bir mimar arkadaşımla birlikte başladık. O da yüksek lisansını yapıyordu o dönemde. Birlikte orada Fatih'te yaklaşık olarak 32-34 kadar dükkanda görüşmeler yapmaya çalıştık. Dil yani Arapça bilmediğimiz için aslında çok zordu. Bu bizim eksiğimizdi ve hani araştırmada da bir takım eksikler bıraktığını düşünüyorum. Bundan sonraki kısımlarında mutlaka bir tercümanla birlikte gitmek gerektiğini düşünüyorum. Genellikle Türkçe ve İngilizce konuşarak bu insanlarla oturup bir masada hem yemek yerken sohbet etmeye çalıştık. Ve gördüm ki bu çalışmada aslında yani biraz daha çalışmanın bulgularına geçecek olursak yani başta sorduğum sorunun cevabını biraz almış gibiyim.
gördüm ki aslında o lokantalar Suriyelileri bir araya getirme konusunda epeyce öncü roldeler. Yani hafta sonları mesela Malta Caddesi dediğimiz işte Fatih Camii'nin kapısından hangi kapısı zannedersem Doğu kapısı oluyor. Çıktığımızda Malta Caddesi ile karşılaşıyoruz. Ve orası bir hafta sonları özellikle de Suriyelilerin geldiği bir çarşı, yani street market diyebileceğimiz bir pazar yeri aslında. Ve bu insanların çoğu da Fatih'te yaşamayan insanlar. Yani Beylikdüzü'nden, Esenyurt'tan, Esentepe'den gelen ve orada hani hafta sonunu geçirmek, hem kendi tanışık olduğu insanlarla karşılaşmak hem de oradan alışveriş yapmak için gelen insanlar. Yani bunları onların anlatımlarından, anlatımlarına bağlı olarak söylüyorum tabii ki. Lokantalarda ise gördüğüm görüntüler çoğunlukla Suriyelilerin orada yemek yediklerini, bir araya geldiklerini, kadınların mesela orada buluştuklarını gözlemlemiştik. Fakat benim aklımda şey de vardı, yani acaba bu lokantalar Türklerle Suriyeliler arasında bir kaynaşma imkanı yaratıyor mu diye. Onun o kadar da fazla olmadığını hem işletmeciler söylediler hem de aslında orada görüştüğümüz Türkiye'li dükkan sahipleriyle görüştüğümüzde anladık. Yani o kadar da fazla bir kaynaşmanın henüz oluşmadığını gözlemledik. Fakat söylediklerine göre, yani Suriyeli dükkan sahiplerinin söylediklerine göre yaklaşık müşterilerimizin %25'i Türklerden oluşuyor. Ama biz daha fazla geleceğine inanıyoruz çünkü yavaş yavaş bu sayı artıyor diyordu. O günden bugüne de, yani biz bu çalışmayı 2016 yazında yapmıştık Burcu ile birlikte. Daha sonrasında ben biraz daha devam ettim. Kolektif mutfaklarla görüşmeye devam ettim. Fakat o günden bugüne şöyle bir şey değişti. Suriye yemekleri biraz daha popülerleşmeye başladı. Biraz daha turistik bir nesne haline gelmeye başladı. Artık mesela bazı internet sitelerinde hani gidilmesi gereken 10 restoran gibi listeler vardır ya. Artık Suriye lokantaları ile ilgili böyle listeler çıkmaya başladı. Ve insanlar merak ediyor, yani Suriye lokantasına gidelim. Ben bile hani kendi çevremde birçok arkadaşımı götürüyorum sürekli olarak. Ezgi bizi Suriye lokantasına götür gibi talepler geliyor. Gayet de hani zevkle yapıyorum. Ama yani böyle bir merak da oluşmaya başladı. Fakat dediğim gibi yani müşterisi daha çok Suriyeliler. Ve bir tür dayanışma ağı kuruyorlar bu lokantalar üzerinden. Sosyal medya hesapları var. Sosyal medya hesapları üzerinden insanlar birbirlerini buluyorlar. Genellikle dükkanlarda çalışanlar, yani dükkan sahipleri Suriyeli zaten bu görüştüklerimizin. Genellikle dükkanda da çalışanlar hep Suriye'den gelmiş olan daha genç, yaşta daha genç erkekler. İlginç olan şu ki aslında dükkanlarda pek fazla kadınla karşılaşmadık. Yani müşteri olarak kadınlar var tabii ki. Ama çalışan olarak mekan sahipleri ya da aşçılar, garsonlar, yani servis elemanları, herkes erkeklerden oluşuyordu. Bunun da nedeni aslında daha çok kadınların evlerde birbirleriyle görüşmeleri olduğunu söylediler. Yani kadınların pek fazla çalışmadığını söylediler. Müşterilerle görüşme yapamadık. Bu çok daha geniş bir araştırmanın konusu olacak. Ama müşterilerle de görüşmek bu anlamda çok önemli diye düşünüyorum. Belki kadınlarla, kadın müşterilerle ayrıca görüşmek gerekiyor. Ben sana aslında kolektif mutfaklar ve kadınların yemek üretimindeki rollerini soracağım. Ama onun öncesinde bir araya girip şöyle bir şey sormak istiyorum. Belki izleyenlerimiz için de bir nebze olsun farklı bir bakış açısıyla tekrar meseleyi okumak için faydalı olur diye düşündüğüm için. Senin T24'te yayınlanan bir yazın var. Yemek ve Yerleşmek isimli. Ve orada şöyle bir benzetme yapıyorsun. Türkiye'li göçmenler döner kebabı Berlin'e götürdüklerinde döner Türkler ve Almanlar arasındaki kültürel geçişin katalizörü haline gelmişti. Orada bir referans var tabii ki. Ayşe Çağlar'ın Mac Kebab yazısına referans yapıyorum. Ayşe Çağlar'ın yazısında şöyle bir şeyden bahsediyor. Tam da aslında bitirmedin galiba alıntıyı. Katalizörü haline gelmişti diyorsun. Ben de zaten soru olarak hani benzer bu süreci sen burada nasıl okuyorsun diyecektim. Anladım. Ayşe Çağlar'ın çalışmasında Almanya'ya giden Türk göçmenlerin aslında
Türkiye'de alakart bir yemek olarak yenen döneri orada sunup, tekrar üretip, fast food halinde sunup bir tür kaynaşma aracı olarak kullandıklarını söylüyor. Ya da ben böyle yorumluyorum şu anda. Aslında orada bir yabancı düşmanlığı var, fakat var yani o dönemde. Fakat döner aslında bu yabancı düşmanlığına karşı bir nesne olarak, aracı olarak ortaya çıkıyor ve onun hani biraz böyle ılışmasını sağlıyor. O alıntı üzerinden gidersek ya da o çalışma üzerinden gidersek, buradaki mevzu biraz daha farklı zannedersem, Suriye yemeği diyebileceğimiz bir yemek varsa eğer, onun İstanbul'da ya da Türkiye'de böyle bir aracı olma durumu pek yok zannedersem. Çünkü en azından bu çalışma kapsamında bazı görüştüğümüz Türkiye'li görüşmeciler şöyle şeyler söylediler. Alıntılara bakacak olursam aslında Suriye yemeği çok fazla yağlı, çok fazla acı, çok fazla baharatlı. Ben asla yemem. Zaten Suriye lokantaları çok da hijyenik değil. Oralara gitmem gibi. Bir takım söylemlerle de karşılaştık. Öyle çok fazla kültürel kaynaşmanın aracısı olur gibi durmuyor. Bir de ben şöyle bir konuya aslında buradan geçiş yapayım. Suriye yemeği dediğimiz şey ya da mesela birkaç tane yemekle biraz daha hani betimleyecek olursak, falafel ya da humus ya da kebap, sarma, mutabbal dediğimiz mesela patlıcandan yapılan meze, tabule dediğimiz İçinde bulgurda olan salata. Yani bunların hiçbirisi Türkiye coğrafyasında ya da Türkiye'de, Türkiye sınırları içerisinde tüketilmeyen yemekler değil. Aslında Güneydoğu coğrafyasına gittiğimizde çok daha yakın yemeklere de rastlıyoruz. Yani neredeyse pişirme tekniği, usulü, yenme usulü, kullanılan baharatlar, işte mahlep gibi ya da zerdeçal gibi ya da zahter gibi bir takım baharatların aslında orada da kullanıldığını görüyoruz. Yani benim için yemek coğrafyalar arası sürekli geçişte olan bir ürün. Yani bir toplumsal ürün. Yani yemeğin vatanı ya da ulus devlet kimliği olması ya da o şekilde dillendirilmesi ne çok fazla katılmıyorum. Yani Suriye yemeği, Türk yemeği ya da Yunan yemeği. Hani hep böyle tartışmalar vardır ya, cacık bizim, kısır bizim, işte yoğurt sizin, yok, baklava Türk bizim, kahvesi bizim. Zaten Türk kahvesi zannedersem UNESCO tarafından soyut, intangible, somut olmayan kültür mirası olarak tescil edildi. Yani kahve, Türk kahvesi artık hani Türklerin bir şekilde hani sabitlendi yerine. Ama yani bunlara çok fazla katılmıyorum. Yani coğrafya arası ya da benzer coğrafyalarda geçiş halinde olan bir ürün aslında. O yüzden de hani Suriye yemeği diye bahsetmek bile istemiyorum, ama şu bir gerçek ki bütün diaspora kültürlerinde bu var. Yani farklı yerlere yerleşen insanlar kendi yemeklerini kendi ulus devlet kimliği üzerinden adlandırıyorlar. Devletler de bunu yapıyor zaten. Devletler de yemek nesnesini aslında kimliklendiriyorlar sürekli olarak ve kendilerine ait kılıyorlar. O bir hani devletin ürettiği ya da bir ulus devletin ürettiği bir nesne oluyor. Ve bir yandan hani göçmen toplulukları da bunu yapıyor. Yani göçmen mutfaklarında da mesela Suriye lokantası, Şam lokantası ya da işte mesela Komşu Kafe Kolektif'ten bahsedeceğim belki biraz sonra. Onlar da bir takım yemek geceleri düzenliyorlar. Mesela işte Filistin Yemekleri Gecesi ya da Beyrut Yemekleri Gecesi gibi hani geceler düzenliyorlar. Aslında onlara da sormuştum bu soruyu. Yani bunu yaparak yemeği kimliklendirmiyor musunuz? Hani yemeği bir yere sabitlemiyor musunuz diye. Yaptıkları şeye çok ters bir şey çünkü. Çok çoğulcu bir yerden bakıyorlar. Onlar da bana bunun çok turistik olduğunu ve ilgi çektiğini söylemişlerdi. Yani böyle yapıyoruz ve insanların çok ilgisini çekiyor demişlerdi. Ama yani hani her ne kadar o komünitenin tekrar oluşmasını sağlıyorsa da, çünkü insanlar yani Suriyeli göçmenler bunu yapıyorlar şu anda. Hani lokantalarında Suriye yemeği olarak aslında her şeyi servis ediyorlar.
gidenler de sanki ilk defa karşılaşmış gibi o yemekle. Yani sanki hiç Türkiye'de yokmuş. Öyle bir yemek yokmuş gibi davranıyorlar ama ya da işte o biraz önce bahsini geçen alıntıda söylediğim, yani işte çok onlar yağlı. Çok acı, yağlı, hijyenik değil diyen kişi hani kebabı sanki ilk defa Suriyelilerden yemiş gibi konuşuyor ama aslında öyle bir şey yok pek. Tabii ki çok büyük farklılıklar var arada. Yani mesela Gaziantep'te birlikte katıldığımız panelde de Kırkayak Kültür Derneği'nden arkadaşlar bahsetmişlerdi. Onlar da Mutfak Nağ'da bir takım çalışmalar yaptılar, workshoplar yaptılar. 40 çeşit zannedersem humus ürettiklerini söylemişlerdi. Şimdi humusun tek bir çeşidi yok yani. Her yerde çok farklı yapılıyor. Ya da falafelin bir çeşidi yok. Yani mesela Filistinliler falafel bizim diyorlar. İsrailliler falafel bizim diyorlar. Anthony Bourdain'in çok güzel bir programının çok güzel bir bölümü vardı. Tam da orada geçen, Gazze'de geçen. O çok iyi anlatıyor aslında. Her iki coğrafyada, yani orası bir savaş coğrafyası, bölünmüş bir yer. Her iki yerde de sürekli olarak çok benzer şeylerin piştiğini görüyoruz. Hı hı. Çok benzer bir mutfak var, çok benzer kültürler var. Hı hı. Çok benzer sofralar kuruluyor ve çok iyi ortaya koyuyor. Yani bir savaş coğrafyasında ya da işte bölünmüş iki toprakta neredeyse birbirine gerçekten düşman olarak algıladığımız ya da düşman olarak hani medyada yansıtılan iki grup aynı şeyi yiyor ama herkes o bizim, o bizim diye aslında onun üzerinden politikasını üretiyor. O nedenle hani baştaki soruya geri dönecek olursam, yani Suriye yemeğinin öyle bir konumu olur mu ya da öyle bir öncü rolü olur mu? En azından şunu söyleyebilirim. İnsanlar o lokantalara gittikçe ya da kolektif mutfaklara destek verdikçe aslında biraz daha kaynaşmaya aracı olacak tabii ki yemek. Ama hani bir katalizör olur mu? Döner gibi bir hani çıkış yapar mı? Bilmiyorum yani zannetmiyorum. Öyle bir şey olmadı şimdiye kadar. Yani ben o konuyla ilgili son soruma geçmeden önce, zamanda tam da güzel bir yerde, son soruma geçmeden önce katkı yorum niteliğinde şey mi yapayım? Tabii yani en nihayetinde mutfak ve göçle ilişkili hiç çalışma yapmadım daha önce. Senden ve senin de biraz önce söylediğin üzere Gaziantep'e gittiğimizdeki çalışmalardan bir deneyimim var. Ama benim kendi kişisel gözlemim şöyle, şimdi 1970'lerde dönerin, Berlin'deki dönerin sunum biçimine baktığın zaman aslında orada bir 10 senelik, hani 1960'larda işçi olarak göç etmiş, işte yavaş yavaş orada kendi sistemini kurmaya başlamış birilerinin oluşturduğu yeni bir girişim biçimi olarak görüyorum ben döneri. Yani fabrikalarda çalışıldı, belki ikinci jenerasyon göçmen geldi vesaire ama... Şimdi Suriyelilerle ilişkiyi kurarken dolayısıyla aslında döner satan adam ya da büfesini açan adam zaten Almanca konuşabiliyor ve Alman bir gruba satmak üzere yapıyor onu. Ve de döneri de yani eğer döner seviyorsanız, dürüm döner yiyorsanız ya da işte ekmek arası döner yiyorsanız aslında Türkiye'de yiyemeyeceğiniz bir döner yiyorsunuz orada. Yani öyle bir sosla biz döner yemeyiz ya da salatayla karıştırarak döner yemeyiz ama hakikaten bence bir nevi soğuk sandviçin İşte değişik bir şekilde et üretimi üzerinden Türkiye'ye mahsus ya da hani birazcık daha bizim coğrafyamıza mahsus bir şekilde üretimi. Hani senin dediğin gibi bizim coğrafyayla sınırlamamak lazım. Döneri bir tek biz yapmıyoruz en nihayetinde belki ama. Suriye ile ilgili söylediğinde de bir zaten bizim şu anda Türkiye'li yerel halkın Suriyelilerle ilgili bakış açısında Suriyelileri zaten kabul etme süreci bence çok başka bir noktada. Senin biraz önce yaptığın gözlemlerin içerisinde zaten senin de söylediğin üzere şu an bu Suriyeli mutfakları ya da göçmen mutfakları genellikle kendi hemşerilerine daha fazla hizmet eden vaziyette. Belki senin benim gibi birazcık meraklı keşfetmeye dönük insanların gidip yemek yediği ama ortak dilde de belki henüz daha buluşamadığı. Bir yandan da zaten benzer yemeklere aşina olduğumuz için yorumlarımızın, yani ben mesela biraz önceki senin söylediğin yorumu bir yandan şöyle de okudum. Kebap yemiş olduğu için mi acaba acılı diyebiliyor? Çünkü bir kıstası var ya.
bir kıstasın olduğu zaman bu daha yağlı. Ama hı-hı, neye göre daha yağlı? Hani hep bir şeyin önüne relatif olarak bakarsın ya. Daha yağlı. Neye göre daha yağlı? Benim yediğim kebaba göre ya da benim alışık. Belki öyle bir şey de olabilir. Dolayısıyla bir süreç sonra belki şey görebiliriz. Bu benim tamamen gözlem ve yorumumu katarak şey yaptığım bir şey. Belki değerlendirmeye alınabilir diye. Bir süreç sonra yani Suriyeli restoranlar da birazcık daha yerel, Türkiye'li halka da hizmet etmeye yönelik olarak menülerini değiştirmeye ya da genişletme, revize etmeye başladıklarında çok başka bir şeye gidebiliriz. Ama dediğin gibi orada da tamamen başkalaşan bir mutfak olmaması belki şey sağlamayabilir tabii. Onu aslında, da hiç şey yapamıyorum. Yani ev yemekleri, restoranları çok fazla yok. En azından benim gördüğüm kadarıyla Fatih'te. Fakat fast food restoranları çok fazla var. Yani işte falafel, humus ya da döner, tavuk döner özellikle yapan çok fazla Suriye lokantası var. Ve onların müşteri kitlesi yani Türklerden de oluşuyor pek tabii ki. Ama senin dediğin dil mevzusu çok önemli. Yani hem Suriyeli lokanta sahipleri Türkçe öğrenmeye çok yeni başlamışlar. İşte çat pat Türkçe konuşuyorlar. Hem de aslında onlarla komşuluk yapan Türkiye'li restoran sahipleri biraz böyle kendilerini, bazıları tabii ki hepsi değil ama Arapça öğrenmeye zorlamışlar. Yani Arapça öğrenmek istemişler. Hani biraz daha ilişki kurmak için. O dil bariyeri herhalde biraz daha aşılırsa daha kolay olacak gibi ama biz en azından müşteri olarak o lokantalara gittiğimizde herhangi bir dil zorluğuyla karşılaşmıyoruz. Yani bir şekilde servis gayet kolay güzel işliyor. Güzel akıyor. Evet, evet. Yemekleri gayet iyi tarif ediyorlar. Evet. Son olarak da biraz önce sözünü ettiğin kolektif mutfaklardan bahsedersen, yani onların nasıl bir farklı durumu var? Kolektif mutfaklar nedir? Ve hani biraz da vaktimize göre senin de onu o tarafa doğru yönlendirip yönlendirmek istememene göre biraz önce sözünü ettiğin üzere şu an bizim senin incelemendeki sözünü ettiğimiz restoranlarda hep erkek çalışanlar var dedin. Ama aslında kadınların da yemek üretme süreciyle ilgili aktif rolleri var ama hakikaten hep ev ve evi işi idamesi olarak mı halen görülüyor göçmen gruplarda da yoksa restoranlara malzeme üretmek yani arka tarafta gene görünmeyen bir emek vesaire var mı? Bu iki soruyla da toparlayalım. Tamam. Aslında bahsettiğim lokantaların çoğunda eminim ki görünmeyen bir kadın emeği de var. En azından tarifler konusunda ya da yemek menülerinin oluşturulması konusunda. En azından bir tanesini biliyorum yani sürekli olarak annesinden tavsiye almış ev yemekleri menüsünü oluştururken. Fakat kadınların çalışma mekanı olarak bu lokantalardan pek söz etmek mümkün olmuyor. Ok Meydanı'nda kadın kadına mülteci mutfağı çok önemli bir örnek bence bu anlamda. Orası tam bir kolektif mutfak yani dayanışma üzerinden kurulmuş. Gönüllülerin de katkısıyla, Ok Meydanı Derneği'nin de katkısıyla, öncülüğüyle aslında kurulmuş bir mutfak. Fakat orada önemli olan şu, oraya yerleşen Suriyeli ailelere yardım yapmaktayken dernek ve gönüllüler, bu kadınlar yani siz bize çok yardım ettiniz, biz ne yapabiliriz? Aslında biz daha fazla yardım değil, aslında iş istiyoruz, biz ne yapabiliriz diye soruyorlar ve kendi istekleriyle, kendi güçleriyle aslında bu mutfağı kuruyorlar. Ve gönüllülerin, gönüllü mimarların mesela mutfağı tasarlamasıyla oluşturulan bir mekandan söz ediyoruz. İlk başta tabii ki mutfak yokken evlerde üretim yapmaya başlamışlar. Zeynep Hürbaş bunu çok güzel anlatıyor, detaylı anlatıyor. Gönüllülerden bir tanesi. İlk başta evlerde reçeller ve turşular yapılmaya başlanmış ve bunları yine dayanışma ağları içerisinde olan kafelere götürmüşler bavullarla. Daha sonra kendi mutfakları kurulduktan sonra mutfakta çok daha rahat bir üretim içine girmişler. Ve şimdilerde artık catering işiyle de uğraşıyorlar. Yani çeşitli toplantılara yemekler yapıp götürüyorlar. Mesela o bir dayanışma ekonomisi oluşturması anlamında çok önemli bir örnek. İkinci örnek de aslında biraz önce yine değindim Komşu Kafe Kolektif, o da yer değirmeninde. Orada da çeşitli farklı meslek gruplarından gelmiş Suriyeli insanlar
bir şekilde buluşmuşlar ve aralarında Türkiye'li insanlar da var onlara yardım eden, birlikte çalıştıkları. Fakat mesleği aşçılık olmasa bile aslında yemek üretimi üzerinden bir araya gelip bir dayanışma ekonomisi sağlamaya çalışmışlar. Ve müşterilerin aslında katkısıyla ayakta duruyor. Ve çok ilginç ki yaptıkları bu biraz önce bahsettiğim yemek geceleri düzenliyorlar ve yaptıkları yemeklere kendileri bir fiyat biçmiyorlar. Müşteri, oraya giden kişi ne kadar fiyat belirliyorsa onu o kadar ücretle yiyor. Bu çok güzel bir dayanışma örneği. Tabii ki çok da zor, yani kapitalizmle de mücadele veriyorlar ve çağrıları da bu yönde. Bu tür örneklerin artmasını çok tabii ki arzuluyoruz ama çok zor bir şey bu dönemde. Yani onların ayakta kalması çok çok zor. Ancak işte dayanışmayla ve yardımlaşmayla olabilecek bir şey. Bir başka örnek de senin de gayet iyi bildiğin üzere Mutfakna, yani 40 Ayak Kültür Derneği'nin bir şekilde öncülük ettiği bir mutfak. Onlar da bir şekilde kadınların sosyal hayata katılmasında epeyce öncü rol üstlenmişler. Yani bu örneklerin her biri farklı bir yerden bakıyor aslında meseleye. Ama her birinin işe yaradığı farklı bir nokta var. O anlamda ne kadar destekleyebilirsek o kadar iyi olur gibi geliyor. Özellikle de kadın gücü, yani kadın emeğinin, kadın dayanışmasının, Ok Meydanı'ndaki kadın kadına mülteci mutfağının bu anlamda desteklenmesi çok önemli diye düşünüyorum. Ezgi, çok teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür ederim. Ayrıca da çok gerçekten değerli bir çalışma. Hakikaten ben Gaziantep'te de ilk dinlediğim zaman çok heyecanlanmıştım. Dolayısıyla gelip bir de bizimle burada tekrar paylaştığın için çok teşekkür ediyorum. Zannediyorum ki bunu genişletmeyi de niyetlisiniz. Evet. Umarım kısa süre içerisinde genişletir ve sonuçlarını da gene bizimle paylaşırsınız. Umarım. Benim atladığım, senin eklemek istediğin kapatmadan önce bir şey sanırım var ise. Bir şey kalmadı. Evet, konuştuk. O zaman tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur. Sevgili izleyenler, bu akşam bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz. Ezgi ile birlikte göçmen mutfakları üzerine gerçekleştirdiğimiz sohbet çok keyifli ve verimliydi. Ümit ederim ki sizin için de öyle olmuştur. Gelecek hafta Mekan ve İnsan'ın 41. bölümünde göçmenlerle ilgili tartışmaya ve sohbet etmeye devam edeceğiz. Daha önce Yan Yol programında konuk olarak çağırmış olduğum Erhan hocamı, Erhan Kurtarır'la birlikte Ayşegül Özbakır'ı burada konuk olarak ağırlayacağım. 14 Ocak saat 18'de TÜBİTAK destekli olarak yürütmekte oldukları, hali hazırda yürütmekte oldukları POTA projesi üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Hepinizi bekleriz efendim. İyi akşamlar.